İyi geceler. Ne kadar acıydı, ne kadar çarpıcıydı değil mi? Evet. 2 yaşındaki kızıyla o vedalaşması. Yüreklerimizi parçaladı. Şimdi ben şöyle ilerleyelim istiyorum. Gezi davası ile ilgili bir son bıraktığı yerden Mehmet Karlı'nın, yani aslında İsmail'in sorusuna verdiği cevaptan hareketle sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ne yapmak istiyor? Neden böylesi kararların çıkmasını istedi iktidar? Tam Batı ile aslında bir bahar havası mı esiyor, ilişkiler düzeltiliyor derken bilinçli olarak bir kavga, bir husumet mi yaratılmak isteniyor? Bunu oya devşirebilmek için içeride seçime doğru. Ve bu gittikçe artan gerilimin dozunun da gittikçe artmasının da kendisine oy kazandıracağını mı düşünüyor? Yani bunun üzerine mi bütün hesaplar? Ne düşünüyorsun Hakan? Mehmet Karlı korku derken hani topluma korku salmaktan bahsetti. Evet, aslında iktidar bir korku içinde yaşıyor. Bazen olayı düz algılamak lazım. Kendisine bir komplo kurulacağı endişesine sahip, kendisinin dünyada dostu kalmadığını düşünüyor. Dünyayla bağlantı, dünyaya açık olan insanlardan korkar. Şimdi Osman Kavala'nın görüşlerine katılıp katılmama meselesi değil. Bunun uğruna hukukunu da ilga eder. Yani bizim şu anda hukukumuz ilga ediliyor. Ya yani aslında bunu muhafazakar camia diyeyim ya da AKP tabanı diyeyim. AK Parti tabanı da bunu biliyor. Bunu görüyor. Ve bu gidiş öyle bir şey ki aslında o tabana seslenmek gerekiyor. Ya Osman Kavala idama mahkum oldu. Ya şu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası idam yerine konan ceza. Aslen de şunun altını net çizmek lazım. Hapiste ölsün. Hapiste 36 yıldır bunun değer kabul. 36 yılda çok çıkacak. Çok özür dilerim. Akit gazetesinin Twitter hesabı Sedat Peker taraftarları tarafından hacklenmiş. Çok sıra dışı bir durum. Nasıl hackleyebilmişlerse. Yani ya da Sedat Peker'in fotoğrafını koyarak eklemişler. Evet, gördüm. Şimdi. Sedat Peker'in fotoğrafı var. Evet. Düzeltmişler ama yani... Düzeltilmiş evet, mi? Çok özür dilerim. Ha, sıkıntı. Ya idama mahkum ettiniz. Bugün idam cezası olsa ve infazı olsa siz Osman Kavala'yı ipe gönderecektiniz. Değil mi? Biz bir süre sonra bunun infazını bekleyecektik. Ya bu vicdanınıza sığıyor mu? Ya bu hukukla delilleri Mehmet Karlı saydı az önce. Aylardır yazıyoruz, çiziyoruz. Ya delil yok. Ya bu şuydu, buydu, öyleydi, geçmişte böyleydi diyecek vaktiniz yok. Adalet hepimize lazım diyoruz yani tekrarlıyoruz. Hepinize lazım. Size de lazım, bize de lazım. Ya öncelikle hani bizim kendimizi bir gün kurtarmak için lazımdan da bahsetmiyorum. Ya vicdanınıza lazım. Ya gece nasıl uyuyorsunuz? Ya buna bırakın şeyi hani biz sessiz kalanları bile eleştiriyoruz değil mi? Ya siz destek veriyorsunuz buna. Ya bununla çocuklarınıza bunu nasıl anlatacaksınız? Bir gün Osman Kavala oradan çıkacak. Bugün idam edilenleri anıyoruz değil mi? Hı hı. Hepimiz haksız olduğuna 1960'tan beri o idamların, o darbe dönemlerindeki idamların haksız olduğunu biz söylüyoruz. Hatta kürsülerde, biz siyasi kürsülerde, meclis kürsülerinde gözyaşları dökmedik mi? Kim kastettiğimi biliyorsunuz. İdamlar için gözyaşı döktünüz. Ya bir gün gelecek, idama mahkum ettiniz. Osman Kavala'yı 18 yılını almak istiyorsunuz, can atalayım. Ya siz bununla yaşayacak mısınız? Çocuklarınıza bunu nasıl anlatacaksınız? Nasıl uyuyacaksınız? Cezanın infazı başladı. Cezanın infazı aslında 5 yıldır sürüyor. Can Atalay için bugün başladı. Mücella yapıcı için bugün başladı. Siz idam hükmünü verdiniz. Siz ağır hapis cezalarını verdiniz. O çocuklara anlatamayacaksınız. Bakın bu unutulmayacak bunlar. Evet. Siz vicdanınızı mahkum ediyorsunuz. Hukuk onun için, vicdanınız için lazım öncelikle. O yüzden bir düşünün. Onlara düşünün ve artık bir karar verin demek gerekiyor. Evet, evet. Artık sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar bu karanlıklar aydınlığa demeniz gerekiyor. Evet. Yani siz buna reaksiyon vermezseniz biz bu işi suhuletle halledemeyeceğiz. Yani insanları sıkıştırıyorsunuz, üzerine geliyorsunuz. Artık kendi tabanınızın vidalarını da gevşetiyorsunuz. Evet. Bir gün yani bu birikir fay attığında gerilim birikir bir gün ortada kalırsınız kimse size sahip çıkmayacak. Ya parti teşkilatları için söylüyorum ya biraz vicdan. Burada tabii vicdan çağrısı. Ve ayıptır. Yani bu ayıp da ayrıca tarihe geçecek sadece vicdan değil. Vicdan çağrıları yapılıyor işte Hakan da söyledi. Tabii karşılık bulmayacak ama kapalı kapılar ardında
böyle konuşulduğunu duyuyoruz, biliyoruz. İşte eski mesela eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajları oldu. Bülent Arınç'ın doğrudan bir isim vermediği. Abdullah Gül'ün de sert bir açıklaması vardı. İlk kez bu kadar sert bir açıklamasını evet, gördüm. Evet, oldu. Dolayısıyla yani evet, oldu. Şimdi yani bu meselenin zaten Mehmet Bey hukuki boyutunu anlattı. Yani ama hukuk olarak konuşulacak, yani konuşmaktan doğrusu hicap ediyorum. Çünkü ya o kadar çok açık ki başından bu yana hukuki bir dava olarak değil, siyasi bir dava olarak sürdü. Hı hı. Ve beraat ettiği bir davadan hüküm giydi. Tekrar. Hı hı. Müebbete mahkum ediyorsunuz. Ağırlaştırılmış müebbete mahkum ediyorsunuz. Yani bunun ne vicdanen ne hukuken hiçbir hakkaniyetle izahı mümkün değil. Yani bunu ama siyasi şeyleri biliyoruz işte, giderken bir takım hakimler ona beraat vermişler. Nasıl oluyor bu iş? Bu tür Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var yani. Şimdi böyle bir davada işler oradan dönüyor. İşte casusluktu. Giderken bir dakika seninle başka bir suç bulacağız deyip casusluk icat ediyorsunuz. Sonra casusluktan beraat veriyorsunuz. Ama ağırlaştırmış müebbete mahkum ediyorsunuz beraat ettiği davadan. Yani ben tabii bunun evet bir korku iklimi yaratmak, insanlarda bir korku iklimi yaratmayı hedefliyor olabilir. Ama esas mesele, çünkü burada bir takım insanları şeytanlaştırıyorsunuz, bir figür oluşturuyorsunuz. Hı hı. Ve bununla esas itibariyle seçmen tabanını motive etmenin bir şeyi var. Bir esas unsurlarından biri bu. Bir de şimdi normalde insanlar evet tepkileri var, itirazları var, hatta isyanları var. Fakat siz bu ülkede ekonomiye çözüm üretememişsiniz. Zamları, yani ben enflasyonu düşürdüm bu ülkede diyemiyorsunuz. Zamları düşürdüm diyemiyorsunuz. İşsizliği azalttım diyemiyorsunuz. O zaman sizin çok daha şiddetle ihtiyacınız olan bir takım, daha doğrusu bir takım argümanlara ihtiyacınız var. Nedir? Bunu motive etmek için bu tür davaları, işte bunlar kardeşim dış güçlerin adamıydı, işte açıkça Soros'un adamı ne demekse, yani birinin tanıyor olmak, bir ya, üstelik de iktidar çevrelerinin de Soros'ta o kadar resimleri var. Yani bundan bir müebbet çıkmaz. Yani Soros'un adamı olmak nasıl bir müebbet, ağırlaştırılmış müebbet gerektirir? Ama tabii Mehmet Ocak'tan ben şunu da merak ediyorum. Cumhurbaşkanı bir kez daha camide içki içtiler. Bir kez daha işte kanal açacaklarmış iş makineleriyle, Dolmabahçe neydi makinenin onun adı, unuttum. Loder. Loder'le ofise geleceklermiş falan. Bunları neden i̇şte, bir daha gündeme getiriyor? Ne murad ediyor çünkü buradan? Çünkü yeni hikaye üretmeniz lazım. Yeni bir hikaye inşa etmeniz lazım buradan. Yani nasıl en azından kendi tabanınızı tutabilmek açısından onları şimdi karşılaşıyoruz. Yani yazdığımız yazılara yorum yazan, hatta telefon eden, siz nasıl insanlarsınız? Ben öyle tepkiler alıyorum mesela. Nasıl savunursunuz? Şimdi öyle bir atmosfer oluşturuluyor ki o atmosfer, kardeşim bunlar zaten memleketi yıkmak isteyen insanlardı. Bunlar dış güçlerin insanlarıydı. Onların buradaki uzantılarıydı. Dolayısıyla bunlarla ilgili verilen karar, işte yargı karar verdi. Yani hiçbir süreçle ya bu hukuki midir? Hiçbir belge yok. Yani Osman Kavala'nın iddianamesinde baktığınızda, ya hani ben hukukçu değilim ama ben bile görüyorsam, ya kardeşim böyle bir şey olmaz, böyle bir hakkaniyetsizlik olmaz. Evet. Böyle bir vicdana sığmayacak, vicdanla açıklanmayacak, hiçbir hukuki tarafı olmayan bir davayı bu noktaya getirmenin. Şimdi tabii Avrupa Birliği de şunu görüyor anladığım kadarıyla iktidar. Yani bir yaptırım güçleri sonuçta ne olacak? Hani bizi askıya aldılar ya da uzun bir süreç hani demiş ya, ya at ölür ya şey olur bilmem kaç seneye kadar. Şimdi orayı idare ederiz. Bugüne kadar da bizi hani üyeliğimizi askıya alsalar ya da oy hakkımızı alsalar ne olur ki? Öyle, çünkü böyle bir şey dünyanız yok. Yani hukuki bir vizyonunuz, bir hukuk adalet diye bir
şeyiniz yok, endişeniz yok, bakmayın. Yani adalet dinin, devletin dini adalettir bir yön şeyler söylüyorsunuz. Ama söylemlerin zaten bütün bu retorikler üzerinden inşa edilmiş bir yapı var. Evet. Yani esas sıkıntı olan ve Türkiye'nin kaybettiği şey bu. Elbette Avrupa Birliği de, Avrupa Konseyi de, sizin Bakanlar Komitesi kararlar veriyor. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlar veriyor. Gelip de sopayla sizin tepenizde bir şeyi düzelttirecek hali yok. Muhtemelen öyle düşünüyorlar ama bu atmosfere yarattığı, artık oluşturduğu Türkiye demokratik dünyada yeri olan bir Türkiye değil. Evet. Çünkü burada kardeşim, bu ülkede hukuk yok. Bu ülkede özgürlükler askıda. Bu ülkede insan hakları ile ilgili bir şey yok, endişesi yok bu ülkenin. Evet. Böyle bir Türkiye, işte kredi bulamazsınız. Yatırımcı gelmez. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'dan swapla, swap dilenmek için dolaştığınız bir ülke haline gelirsiniz ki evet. Esas bu ülkede yaşayan herkesi yaralayan, gerçekten insanın, hani ben davanın kararını ilk duyduğumda yani kelimeleri, cümle kurmakta zorluk çektim. Olamaz böyle bir şey. Yani benim yaşadığım bir ülkede bu kadar demokrasi tecrübesi var ya. Hani biz dün şey olmuş bir çadır devleti falan değiliz yani. Evet. Osmanlı'nın son döneminden bu yana bu ülkede sandık var, iyi kötü. Evet. Yani kabul edilebilir bir şey değil. Bütün politika bir aylık swap üzerine kurulu. Bir ay, yani sonraki ay bir tane daha yapacaksınız. Başka bir uzun, en uzun vadesi bu. Ne kadar yani, daha hani ne hesap ediyorlar diye soruyorsun ya. Hı. Aslında çok bir hesap yok. Önümüzdeki 3 ay böyle idare edeceğiz. Sonraki 3 aya yani bakacağız. Yani o çocuğun şeyde görüntüsü var ya, babasına veda ederken. Tayfun Karnı. Ya insan diyorsunuz ki ya, insan, insanlar yani hani bildiğimiz insanlar doğal olarak der ki ya böyle bir şey olmaz. Yarın bu ülkede devran döner ve adalet herkesin ihtiyacıdır. Herkese lazım. Az önce Mehmet abi.